Evet değerli izleyenler, şu an Ordu Altınordu'da teleferik istasyonundayız. Çok sayıda hem telefon aldık hem sosyal medyadan bildirim aldık. Dediler ki tatil döneminde şu an Boztepe'ye çıkan teleferimiz neden çalışmıyor dediler. Biz de şu an Altınordu istasyonuna geldik. Gerçekten incin top oynuyor. Burada bakımdan dolayı kapalı olduğunu yazıyor buradaki ekranlarda. Şunu sormak istiyoruz. Pandemi sürecinde zaten teleferik çalışmadı. Teleferik yasal olarak kapatılmıştı belediye tarafından. Pandemi döneminde bu bakımlar yapılamaz mıydı diye buradan soruyoruz. Çünkü vatandaş 2 yıldan bu yana memleketine tatile gelememişti. Tatilciler gerek yurt dışından gerekse yurt içinden tatile gelememişlerdi. Ancak şu an tatildeler. Memleketlerindeler, oradalar. Veya yerli turist il dışından geliyor idi Boztepe'ye çıkmak için. Fakat bugün buraya geldiklerinde teleferin çalışmadığını görmüş oluyorlar. Biz tekrar soruyoruz. Teleferik pandemi sürecinde zaten kapalıyken hangi bakım veya pandemi sürecinde bu bakım yapılamaz mıydı diye soruyoruz. Çünkü yine ifade etmek istiyoruz. Buradaki esnaf gerçekten mağdur. Vatandaş memleketine gelmişken, tatile gelmişken Boztepe'ye çıkmak istiyordu. Onlar da mağdur. Bir an önce teleferin bakımının yapılarak artık faaliyete geçmesini yetkililerden halk adına talep ediyoruz. Az önce aslında şuna değinmek istiyorum. Şöyle bir algı var. Biz belediyemizin, tekrar ifade ediyorum, Büyükşehir Belediye'mizin çalışmasından yanayız. Eleştiri elbette olacak, olumlu eleştiri yapmak zorundayız. Çünkü işimiz bu. Vatandaşın talebini de gündeme getirmek de zorundayız. O yüzden yine ifade etmek istiyoruz ki 2 yıldan bu yana memleketten tatile gelmemiş olan tatilcilerin veya yerel turistlerin Boztepe'ye çıkma hakkını ellerinden almayalım diyoruz. Çünkü orada bir tane destinasyon merkezimiz var, Boztepe. İnsanlar Boztepe'ye çıkmalı, şu Ordu'ya bakmalı diyoruz. Fakat teleferimiz olmadığı için Boztepe'ye çıkamıyorlar, oradan Ordu'ya bakamıyorlar. Yetkililerden bir an önce de hem buradaki esnafın mağduriyetini giderilmesi açısından hem vatandaşın Boztepe'ye gidebilmesi açısından bu bakımını bir an önce yaptırır ve teleferi faaliyete geçirir diye ümit ediyoruz. Torunumla teleferikle Boztepe'ye çıkacaktık. Fakat herhalde bozulmuş, bakıma aldırmış. Bir an önce yapılırsa ordumuz için iyi olur. Bizler. Torununu Boztepe'ye çıkaramadın yani. Evet, çıkaramadım. Şu anda sözüm geri kaldı. Evet. Oğluma mahcup oldum. Burada mı yaşıyorsunuz? Burada yaşıyorum. Torununuz ama nerede yaşıyor? Bu da burada yaşıyor ama bugün söz verdim ona, ben Boztepe'ye çıkaracağım diye geldim. Yapılıyor herhalde teleferik. Buna da şükür, inşallah bir an önce yapılır da ordumuza katkıda bulunur. Boztepe'ye mi çıkacaktınız? Aynen. Teleferik için gelmiştik. Ama teleferik çalışmıyor. Maalesef, üzgünüz. Biz de tam Avusturya'dan geldik zaten. Avusturya'dan geldiniz. Avusturya'dan geldik. Tatil yapmaya niyetli. Evet. Buraları da gezelim demiştik. Bir kere gelmiştim önceden. Çok hoşumuza gitmişti. Evet. Israrla burayı ısrar ettik. Çocuklar da çok merak ettiler. Siz de çocuklara mahcup oldunuz. Görünce yazıya şok oldum özellikle. Diyorum burada niye sakinlik var böyle? Böyle olmuyordu çünkü buradan. Evet, sakinlik hem sizin açınızdan hem buradaki esnaf açısından aslında çok da iyi olmadı değil mi? Tabii ki. Biz şenli biliyoruz burayı. Derim burada bir değişiklik var ama ne olduğunu kestirememiştim. Yazıyı okunca anladım. Evet. Geldik buraya. İkinci gelişimiz olacaktı ama neyse ki bozuk oldu. Bir an önce burayı yapılmasını istiyorum. Elizaner, az önce ifade ettiğimiz gibi yerli turist veya yurt dışından gelen vatandaşlar burayı normalde ana baba günü gibi yapar idi. Fakat teleferik bugün bakımda olduğu için veya bir süredir bakımda olduğu için burada gördüğünüz gibi kimse yok. Bu konuda hem esnaf mağdur olmuş oluyor hem de az önce ifade ettiğimiz gibi vatandaşlar kendi memleketlerini görememiş oluyorlar. Bu konu gerçekten önemli. Çünkü zaten sıkıntılarla uğraştığımız son günlerde, özellikle bugünlerde, tam da esnafın yüzünün gülmeye başladığı bugünlerde teleferik kapalı, bakıma alındı. Bu aslında üzücü bir durum. Çünkü az önce ifade ettik, her zaman soracağız bunu. Pandemi boyunca kapalı olan teleferikler bakıma alınamaz mıydı? Pandemi döneminde zaten teleferik çalışmıyor idi. Neden bugüne denk getirildi? Bunu da sık sık soruyoruz. Sormamız da gerekiyor. Çünkü yine söylüyoruz, zaten esnaf bir sıkıntıdan çıkmış, hala belini doğrultamamışken bugün buraların bomboş olması gerçekten bizi üzdü. Yetkililer de umarım buradan üzüntüden payını alırlar diye ümit ediyoruz.